Günaydın arkadaşlar. Bugün de sizinle yine yeni bir günden merhaba. Şimdi arkadaşlar, dün ben video çekemedim. Çok yoğun bir günümüz vardı. Şöyle ilk önce çöpün kenarında gördüğünüz şu dolaplar. Bakın şu dolaplar bizim de kapımızın girişindeki kol çantalarımızı, ayakkabılarımızı falan koyduğumuz dolap akşam kapaklarını açtığım anda üstündeki baskıdan aşağıya çöktü ve gece gece onu dağıttık. Böyle oraya, şuraya, şuraya koyduk. Çünkü o eşyaların alındığı ayrı çöp kamyonları var. Bu akşamdan oldu, fakat dün biz iş yerinde çok yoğunduk. O yoğunluktan dolayı sürekli öğrenci araması yaptık. Ben hiçbir video çekemedim. Zaten iş yerinde video çekmeyeceğim. Yani böyle bir durum var. Çay saatlerinde veya dışarı çıktığımızda ancak çekim yaparım. Şöyle, öğrenciler de eğitime başlayacağız mı? Benim biliyorsunuz el sanatları. Küçük sınıflarda 6 kişilik sınıflar oluşturulacak. Büyük sınıflarda 9 kişilik, büyük dediğim çok büyük sınıflar. 9 kişilik sınıflar oluşturulacak. Gidişata bakılarak, yani normalleşilmeye çalışılıyor. Biz de tabii ki bunun normalleşme ayağını oluşturuyoruz. Şöyle arkadaşlar, şimdi gözüme takıldı. Şunun böyle kadifelerine bakar mısınız? Kaç gündür bundan birçok kişiye ektim, diktim. Bütün ellerim alerji yaptı. Ama çok güzel ya, kadife gibi. Dökülse tekrar büyüyor dikenleri. Burada da var ama bu onun kadar kadifemsi değil. Bu arada arkadaşlar, şu benim şu otlardan herkes çok beğenmişti. Instagram'a falan atmıştım. Kızlarım onu da gittiler topladılar parktan. Bunu şimdi gelinimize vereceğim. Aslında müdürümüz de çok beğendi. Ona da gidip toplasam iyi ama. Arkadaşlar, ben iş yerime geldim. Bu binanın içerisinde, burası kültür merkezi ve bu binanın içerisinde bizim üst katta yerimiz. Pandemiden sonra ilk defa geliyorum. Bu sabah çocuğun kitaplarını da aldık arkadaşlar. Henüz çocuğun kitaplarını almamıştık. Kendi iş yoğunluğumuzdan dolayı. Ve ben işe şöyle 15 dakika falan geç kaldım. Ama saatlik izin doldurtacağım. Şöyle geriye döndüğümüzde şöyle arkadaşlar. Ön kısmı aslında çok güzel de içeriden güvenlik çıktı. Ben de onu çekmek istemedim. O yüzden çekmedim, devam etmedim. Burada da semt pazarı var. Pazara da uğrayacağız bugün. Arkadaşlar, A101'e geldim. A101'den biliyorsunuz şu kutulardan alacaktım. Büyük kutulardan. Evimin oradakinden alırım dedim, fakat bitmiş.
Burada da bir soracağım. Arkadaşlar sordum, kalmamış. Şöyle kaseler gelmiş, çok hoş. Çerezlik olarak kullanılabilir. Yan kesme kase 9 TL. Çok güzel. Sunumluk için harika. Şöyle servis tabakları var. Suyu adamlıklar çok güzel. Şöyle havluluk arkadaşlar. Ha, bunu ben alayım. Şöyle düdüklüler de gelmiş ama. Şöyle çok güzel bardaklar gelmiş. Sürahiler gelmiş arkadaşlar. Ama ben aradığımı bulamadım. Maalesef. Dolapta kırılmış olunca gerçekten acil arıyorum yani. Şöyle salata kasesi gelmiş. Salata şey, kurutucu. Kase gelmiş. Şunlardan bende var, çok kullanışlı. Alacak olanlara tavsiye ederim. Ben şunu aldım. Askılık. Şöyle bir zamanlarım perma tarağı gelmiş. Saçını perma yaptıran zannetmiyorum, artık yoktur. Şöyle arkadaşlar çaycı gelmiş. 2000'in. Şöyle fincan gelmiş. Buradaki BİM'de hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar artık. Hiçbir şey kalmıyor. Şimdi arkadaşlar Huawei marka bizim şöyle ekran koruyucu kılıfımızla kılıf gelmiş. Ekran koruyucumuz da gelmiş. Ve biz şu anda şöyle birinci mendil ve ikinci mendil olmak üzere şöyle ben koparttım, sonradan video çekmek aklıma geldi. Birinci mendil ve ikinci mendil olarak gelmiş. Birinci mendil arkadaşlar ıslaktı. Ekranı sildik. İkinci mendille de bunu, ikinci mendili
Şöyle şurada hava kabarcıkları oldu. O hava kabarcıklarını gidermek için biz uğraşacaktık. Fakat arkadaşlar kızım şeyi akıl etti. Anne dedi bunu kartla dedi. Çekince dedi tam oluyor dedi. Aklınızda olsun. Hava kabarcıklarını arkadaşlar şöyle kartla itersiniz. Ve şurasında bir çentik vardı. Burası kamera yeri. O çentiği tam buraya denk getirdik. Tuttu yani. Bir sıkıntı olmadı burada. Daha sonra da arkadaşlar bakın içinde de yine hava kabarcıkları var. Şu kısmı açtık. Şimdi bu içerisindeki hava kabarcıklarını bezle gidereceğiz. Çünkü diğer kızımınkine de kılıfını yaptırtmıştık. Böyle yapmıştı. Camı çizersin. Kartla yapma. Şununla yap. Şu bezle. Şöyle bunu biz biraz giderelim. Giderdikten sonra arkadaşlar inşallah şimdi arkadaşlar şu hava kabarcıklarını geçiremedik. Ama şöyle bir şey var. Bu Huawei'nin kılıfıydı. Ve biz bunu piyasada bulamadık. Biz bunu piyasada bulamadığımız için arkadaşlar şöyle biz bunu bulamadığımız için mecburen biz bunu internetten aldık. Artık çocuk da bunu bu şekilde kullanacak. Bunu şu şekilde yani böyle kullanacak. Başka çaremiz yok. Çünkü şu kabarcıkları bir şekilde geçireceğiz, ya sileceğiz, geçireceğiz. Bakın geçiyor, bir zaman sonra geçiyor. Böyle bugün de bu işle uğraşıyoruz. Kızım da gözüküyor tabii kameradan. Şöyle geçecek artık. Böyle de bir kalemini göndermişler. Kalemiyle açma kapama için gayet böyle gereksiz bir şey. Arkadaşlar evimden size gün batımını çekeyim. Bakar mısınız? Çok güzel bir manzarası var. Şöyle ben büyüteyim. Ağaçların arasından o kadar güzel gözüküyor ki. Şöyle. Çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ben dün video hiç çekemedim. Dün bizim kurslarımızın başlamasının birinci günüydü. Bugün ikinci günüydü. İnanır mısınız? Belki şu ana kadar 100 kişiyle veya 150 kişiyle konuştum. Tabii ki kurslarımıza davet ettik. Ama hepsine hal hatır soruyorsun. Hepsiyle tek tek konuşuyorsun. O kadar halsizleşmişim, o kadar yorgunlaşmışım ki bugün de video orada çekemedim. Çektim aslında şöyle iş yerime girişi çektim. Daha sonra da bir çay saatinde dışarı çıkmıştım. O esnada çektim. Sonrasında çekemedim. Aslında bir sürü alışveriş yaptım. Mutfak alışverişi yaptım arkadaşlar. Şey var bizim bu antik pas diye bir böyle kartımız var. İçerisine para atılıyor. İş yerimiz atıyor. Onunla alışveriş yapmam gerekiyordu. Onunla alışveriş yaptım. Ama inanın koşa koşa hareket ettiğim için hiç orada bir şey çekmedim. Geldiğimde arkadaşlar şu benim biliyorsunuz püsküllü böyle evime koyduğum süslerim vardı. Kızlarım gitmiş yengelerine de bundan toplamışlar. Şöyle kaç tane toplamışlar? Zannedersem 8 tane bundan toplamışlar. Ve ben de geldim. Biraz evde işlerim vardı arkadaşlar. Süpürülmeyle, silinmeyle alakalı. Pazar bizim oranın iş yerimin olduğu yerin pazarıydı arkadaşlar. Ve şöyle barbunya aldım. Biliyorsunuz ben buzluğa barbunya koydum ama o arkadaşa koyduğum için onu topluca alacağım. Şöyle barbunya alıp pişirmeye ben
Yani yeni yeni başladım. Şöyle alamadım, alamadım. Şöyle etli, patatesli, şöyle üçlü. Bu yemek çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben buna hafif de bir karabiber atıyorum. Sonra şey atıyorum ben buna. Bu acı baharatları var. İnanın yorgunluktan sürekli duraksayarak konuşuyorum farkındaysanız. Çünkü kafam çok doldu bugün. Bir sürü öğrenci aradım diyorum ya. Herkesin bir hayat hikayesi var. Herkesin bir arandığında hal hatır edilmesi gerekiyor. Yani bedenen yorulmuyoruz evet. Ama zihnen çok yorularak eve geliyoruz arkadaşlar. Sonra geldiğimde bugün inanın çiçeklerime bile bakmadım. Şu anda videoyu sonlandırmak için balkona çıkayım dedim. Yine balkonumdan dedim günaydın diyorum. Yine buradan videoyu sonlandırayım dedim. Ve inanın çiçeklerime şimdi bakıyorum. Şöyle şu Hovartiyam'ın dün ben burada bir uzun çiçeği vardı. Onu kestim. Şöyle uçlarında hafif saralmalar olmuş ama önemli değil. Bence bu tutmuş burada. Sonradan ektim ya. Sonradan ektiğim her şeyden korkuyorum arkadaşlar. Şunun şu tarafında da hafif bir güneş yanığı gibi bir şey olmuş ama onu da artık önemsemeyeceğim arkadaşlar. Bence sulayınca bu tuttu gibi. İşte böyle arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Ne kadar oldu bilmiyorum ama bugün de bu kadar olsun. Ve geldim. Evleri bir süpürdüm. Bu arada benim dün dolap kırılmıştı. Onu dün gece kırıldı. Onun videosunu sabahtan çektim. Onu düzeltmek için arkadaşlar A101'den 10 tane kutu aldım. 15 litrelik kutu aldım. 15 litrelik kutular. Ben onlara dikiş malzemelerimi koyacağım. Çocukların yapıştırıcılarını. Ondan sonra kimisine ayakkabılarımızı koyacağım. Gerçi dışarıda da ayakkabılığımız var. Onları sizinle birlikte düzenleyeceğiz. Benim nakış dergilerim var, işimle alakalı. Onları koyacağım. Örgü malzemelerimin olduğu kaplar var. Onları koyacağım. 12 TL'den 12,5'tu. 12,5'tan 125 lira verdim 10 tanesini arkadaşlar. İnşallah onları da düzeltirken hep birlikte göreceğiz. Buradan şimdi size hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bu arada okul servisi geldi. Okul özel okul olması lazım. Çünkü normal servisler zaten biliyorsunuz yok. İş yeri servisi. İş yeri servisiymiş ama okul servisinden indiği için okulların servisi başladı dedim. Neyse arkadaşlar buradan size hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz.